40 bin lira. Ve profesyonel ordu kuracağım dediniz. Aldınız uzman erbaşları, gönderdiniz Güneydoğu'ya. Patır 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 şehit olmaya başladı. Ya bu nasıl bir profesyonel ordu? Silah NG3 ya da VK33 gibi bu makine kimyanın yaptığı silah var. Beşeri yaptı. Ya bu ne diyor ya? Ben anlamadım. Dolayısıyla bir uzman çavuş arkadaşımla, canım dostumla görüşmem neticesinde ek göstergelerinin olmadığını, dolayısıyla emekli olunca maaşlarının düşük olduğunu söyledi. Sadece göstergeleri varmış, ek göstergeleri yokmuş. Bunun haricinde kendisinden biraz bahsetti bana. Bu arkadaşım benim, biz yardımcı sınıftan, ismini vermeyeyim şimdi, tepesine çökerler. Bir arkadaşım, başka bir okuyucum bana telefon etti. Bana dedi ki, Mustafa abi ben bir yardımcı sınıftanım. Bana dediler imha yaptırıyorlar. Bakın. İmha yaptırıyorlar. Bu arkadaş yardımcı sınıfmış. Nasıl dedim imha yaptırıyorlar sana? Senin dedim bir imha büroven var mı? İmha sertifikan var mı? İmha kursu gördün mü? Bunları filan söyledim. Yok, ne bir kurs var, ne bir imha bürovesi var. Hiçbir şekilde kurs görmemiş. Abi diyor, beni kursa göndermediler, brevem yok benim, beni imhaya gönderiyorlar. Tonlarca mühimmat veriyorlar, beni imhaya gönderiyorlar. Başıma bir şey gelse benim aileme ne hesap veririm, ben ölsem ailem perişan olur diyorlar. İmhaya giden asubaylar tazminat alıyor, bize vermiyorlar. Bu da yanlış bir uygulama. Bak, buradan ben Necdet Özel'e sesleniyorum, bu gibi kıtalarda size aksettirilmeyen, zatenize aksettirilmeyen konular var, keyfi uygulamalar var, kanunun dışındaki uygulamalar var. En basit örnek bu. İmha, yani mühimmat türbeyanı olmayan bir uzman erbaşa imha yaptırıyorlar. Gerekirse bu suç duyurusu, buyurun suç duyurusunda bulunuyorum. Ben size. Aynı zamanda kendimden de biliyorum, Mustafa diye bir uzman arkadaşım vardı Çatalca'da. 45 yaşına geldi, 45 yaşına girdiği için görevden uzaklaştırılmış. Şu kanun 45 yaşına gelen uzman erbaşı kısacası kovuyor. Postalıyor. Git diyor. Kardeşim işime yaramazsın. Kanını emdim. İliğini emdim. Posanı çıkardım. Güle güle diyor. Bunlar ne yapıyorlar? İşte sigortalarını bu gariban insanlar tamamlamak için ya belediyelere gidiyorlar ya nüfus müdürlüklerine gidiyorlar. Yok bilmem ne yapıyorlar. Perişan vaziyetteler. Sen o 45 yaşına kadar bu adamı 20 yıl çalıştırıyorsun. En gizli emirleri adama tebliğ ettiriyorsun. En gizli yerlerde çalıştırıyorsun bu adamı. Ondan sonra da başlıyorsun, ben birlik beraberliğimizi bozuyor bizim temat diyorsun yaptığı açıklamalarla. Bu adam aç. Necdet Özel. Bu adam aç. Aç adam her şeyi yapar. Buradan yola çık. Tok açın halinden anlamaz. Para mevhumunu bilmeyen insan açın halinden anlamaz. Bu adam ne yapar? Karnını tok tutmak için, çocuklarını, karısını doyurmak için elinden gelen her şeyi yapar. Sonra da sen çıkarsın, birlik, beraberlik naralar atmaya başlarsın. Sadece kendini kandırırsın. Andırsan masalları, böyle Pamuk Prenses, Yedi Cüceler masalları var ya, onlardan başlarsın böyle. Kim inanır sana? Bir arkadaşım söylemişti, kadim olur. Başka çaresi yok. Necdet Bey, kıtalarda, aşağılarda olanlar var ya, sana aksettirilmiyor. Keyfi uygulamalar var. Personeli intihar ettirmek için zemin hazırlayan subaylarım var. Zemin hazırlayan subaylarım var. Ben 22 sene boyunca çok şeylere şahit oldum. Elimde bilgi, belge, CD, fotoğraf, her şey var. Eğer ben bunları yayınlarsam bütün dünya susar. Ben konuşurum, herkese beni dinler. Dolayısıyla şapkanı al, önüne koy. Neden az subaylara ve uzman erbaşlara, jandarma uzmanlara, sivil memurlara haklarının verilmediği şapkanı al, önüne koy. Neden ayak diredildi? Neden kibiri yaptı? Bir otur. Bir düşün. Sen komutansın ya. Sen harbiye bir generalsin canım. Her şeyi bilirsin sen. Sen bilmeyeceksin de biz mi bileceğiz? Din var. Dinden çıkarırsın. Sen bileceksin. Dolayısıyla bir kitap okumuştum bir zamanlar. Vahdettin düşerken bu iddiatçılar var ya, iddiatçılar, terakkiciler. O zaman assubayların ismi alaylı subaylar ve Osmanlı ordusunda çok büyük sözleri geçiyor bu assubayların. Askerlerin üzerinde çok büyük etkileri var.
İddiaçılar bunlardan yardım istiyor. Gelin Vahdettin'i düşürelim diye. İddiaçılar aynı assubaylar, o zamanki alaylı subaylar şöyle söylüyorlar. Biz devlete Ali Osmaniye asla hainlik etmeyiz. Biz padişahımıza asla hainlik etmeyiz diyorlar. Yakaladıkları 250 tane iddiaçının da kendisi. O günden beri devam ediyor subaylara duyulan kim? Bunu pek az mı biliyorsun? Kurtuluş Savaşı'nda, ondan sonra İsmet İnönü'den sonra, 13 Eylül'den sonra, habire asimileler, habire küçük düşürmeler, habire böyle toplumun gözünde assubayı böyle bir aşağılık bir insan gibi göstermeler. Çok yoğunlaştı. Filmlerde bile bunu görebiliyoruz. O neydi? Nefes filmi vardı ya, Vatan Sağ Olsun. Nefes bilmem ne filmleri var ya, onunla arkadaş assubaya bağırıyor, uyursan sen de ölürsün. O da ölsün, ne olacak? Lojmanı zaten sözleşmeli girmişti subay lojmanına. Çıkartırsınız oradan, bir yüzbaşıya verirsiniz. O da şişalarını koyup depo olarak kullanır canım. Ne var? Subay ölmüş, abi itin biri ölmüş. Ne fark eder? Sizin için. Değil mi? PKK assubayı kaçırdı o kaymakamla birlikte filan. Ben bir köşe yazımda yazı yazmıştım. Kaçırılan bir subay olsaydı böyle yapar mıydınız? Kendinizi çok ele veriyorsunuz. Çok ele veriyorsunuz. Evet, kaçırılan bir subay olsaydı şu anda bordo verenler tepelerde çökmüştü. O subayı da alıp getirmişlerdi. Ama gariban bir assubay olunca kürk yok ya adamda. Assubayda kürk ne gezsin? Kürk olmadığı için ye kürkü ye. Orada gariban 8 ay, 9 ay ölüm korkusuyla böyle diğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla öldürülecek korkusu. Vay işte bilmem ne. Silahlı kuvvetler gelecek de bordo berellerimiz var ya bizim böyle havalı havalı gezenler böyle kardeşlerimiz. Onlar da bekledik ama bekledim de gelmedin şarkısını söyleye söyleye. Çocuk en sonunda birilerinin girişimine kurtulduğuna geldiler. Yani öncesi görevlerimiz esnasında çok olaylara şahit olduk. Değil mi sevgili okuyucular? Yine söylüyorum. Allah yüreğinizde gizlediklerinizi açar. Biz açız. Assubaylar olarak açız. Evet, fakiriz. Onurluyuz ama gururluyuz. Namusumuz var. 50 euro verip de PKK'ya katılacağız diyen orgeneral gibi değil. Biz vatanımızı İhtiyat ve Terakkiciler bize gelip de yardım istedikleri zaman ne söylediysek şimdi de aynısını söylüyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne asla hainlik etmemiz. 50 euro verip de PKK saflarına katılmayız. Bizim kafamız bu. Kanımız bu. Gerçi bu herhalde bu röportajdan sonra yine bir Genelkurmay hakkında bir suç duyurusunda bulunur. Hiç önemli değil. Benim için gururdur. Benim için şereftir. Benim için namustur. Ben hayatımın her döneminde kafirlerle her zaman savaşmışım. Her devrin bir firavunu varsa her devrinde bir Musa'sı olacaktır. Atacak asasını yerine o büyülerle. Çünkü Allah benim. Ben yüreğim olacağım. Uzman çavuş arkadaşların diğer bir konusu mesela havacılardaymış özellikle. Radar tazminatları varmış. Alamıyorlarmış bir kısmı. Operasyon bölgelerinde bazı uzman erbaşlara yemek paraları verilmiyormuş. Bunlar var. Aynı zamanda ben kendi uzman çavuşlar anlatıyor adlı bir Facebook'ta bir grubum var. Oradan da yazıyorum. Arkadaşlar sorunlarınızı yazın, gönderin. Günlük 100 bin okuyucumuz var. Sesiniz duyulur. Çünkü bizim gazetemizi Genelkurmay takip eder. OYAK'çılar takip eder. Hükümet takip eder. CHP bile takip eder. Hiç şüpheniz olmasın. Vallahi. Arkadaşlar çok iyi yerden istihbarat aldım. CHP bile, MHP bile takip ediyor. Hiç şüpheniz olmasın. Aynı zamanda son çıkan disiplin kanunuyla ilgili bir uzman erbaş arkadaşım konuştu. Abi dedi son çıkan disiplin kanunu çıktıktan sonra subayların baskıları daha da arttı. Mobbingleri daha da arttı. Bölünmeler daha da arttı. Birlik, beraberlik yok artık dedi. Tehditle, şantajla dedi bu ordu yürütülüyor dedi. Uzman çavuşları çok eziyorlar dedi. Uzman çavuşların astık üstlük problemleri var dedi. Yeni çıkan bir uzman çavuşla işte 20 yıllık bir uzman çavuş aynı statüye sahip. Nasıl olur bu dediler. Evet, yanlış bir konu. Tabii altyapı hazırlanmayınca sevgili uzman erbaş arkadaşlarım bir altyapınız yok.
Altyapınız olmayınca ne oluyor? Çocuğunuz askeri kampa girerken elektrik akımına kapalı ölüyor. Veya ordu evlerine giremiyor. Çocuğun psikolojisi bozuluyor. Benim babam uzman çavuş. Asker ama diyor. Niye böyle diyor bana kötü davranıyorlar diyor. Ben bunları da duydum arkadaşlar. Evet. Yine başka bir uzman çavuş arkadaşım söyledi. İstanbul'da bir birlikte 5-6 kişi sözleşmeli bir üsteğmenin tepesine çökmüşler. Silahını almışlar. Yine assubayın silahını almışlar. Tartaklamışlar. Şu anda 29 tane erbaşı erbaşka birliklere tertip olmuş. Üçünü tutuklamışlar. Ondan sonra en son gelen emirler var diyor. En son gelen emirlerle iyicene alanlarımız daraltıldı. Daire küçüldü. Hareket edemiyoruz. İş artık tehdide, şantaja döküldü diyor uzman erbaş arkadaşlarım. Tabii maddi konuları hakkında daha çok konuşmak istiyorum ama onlar da aç, onlar da perişan, onlar da kredi kartlarıyla yaşıyorlar, kredilerle yaşıyorlar. Çocuklarına iyi bir eğitim, öğretim sağlamaya çalışıyorlar. Ama gel gelelim sosyal medya olsun, basın yoluyla olsun çok güzel mücadele ediyorlar uzman erbaş arkadaşlar. Buradan tebriklerimi gönderiyorum Emirler Başkanı'na. Kendisine de telefon etmiştim gazete yönetimi olarak beraber hareket edelim diye. İnşallah en kısa sürede bana kendisi döner. Silahlı kuvvetler her şeyden önce uzman erbaşına, uzman jandarmasına, sivil memuruna, astsubayına sahip çıkmalı. Ordunun bel kemiği astsubaylar, teknik personeli astsubaylar, aracını kullanan, tankını tamir eden, uçağını tamir eden astsubaylar önemli bir topluluk, önemli bir güç. İnanırım bu güç astsubayların gücü ve astsubaylar bu gücün farkına varırlar. En kısa sürede toparlanırlar. Aileleriyle birlikte bir 2,5 milyon oy potansiyeli var astsubayların. Sevgili meslektaşlarımın. Bu gücü iyi kullanırlar. Bu gücü kullandıracaklar, gücümüz olduğunu öğretecek bizim toplum için iyi liderlere ihtiyacımız var. İnşallah iyi liderler de önümüze çıkacaktır. Netekim Paşa ne demişti bir gazeteci sorarken? Netekim şöyle demişti. Silahlı kuvvetlerden çok kimden korkuyorsunuz? Astsubaylardan. En çok kimden korkmuyorsunuz? Yine astsubaylardan. Niye diyor gazeteci? Çünkü hiçbir zaman bir araya gelemezler. Gelin. Kahraman, cefakar, bordo bereliler, yeşil bereliler, komandolar, paraşütçüler, operasyon birliklerince çalışanlar, satın almalarda çalışanlar. Gelin bu Netekin Paşa'nın tezini çürütelim. Gelin. Çürütelim. Arkasından bu 3 aylık video şeyimiz, sitemiz eklenmişti. Bizim bir sosyal medyayı izleme grubumuz var. Sosyal medyayı izleme grubu üniversiteli arkadaşlardan oluşuyor. Hepsi genç beyinliler. 20 kişiye yakınlar bunlar. Sosyal medyada bana getirdikleri raporda astsubayların intiharları, astsubayların hak arayışları, uzman erbaşların hak arayışları ile ilgili yapılan tüm yorumları önüme getiriyorlar. Ve Necdet Özel'in silah kuvvetlerdeki birlik ve beraberlerimizi baltalamaya yönelik hareketlerdir diye yaptığı açıklamanın tam tersi bir yorumlar. Kendisinin kuvvetlerde hiçbir beraberlik yok. Sosyal medyadaki yorumları okumasını tavsiye ederim kendisine. Olmadığını da zaten ispatıyla birlikte görecektir. Benim ara sıra sosyal medyada gezerken tespit ettiğim bir takım konular var ufak canım. Biz astsubaylar arasında büyük bir uçurum var. Bunu gördüm. Kin, nefret, kibir, ayrımcılık, faşist, komünist, sağcı, solcu ayrımları var böyle bir. Ben her türlü köşe yazımda şunu söylüyorum sevgili okuyucularım. Alevi olabilirsin, Sünni olabilirsin. Faşist olabilirsin, komünist olabilirsin, aç olabilirsin, zengin olabilirsin, bilmem ne yapabilirsin. Hepimiz açıklarız. Bir menfaatimiz var. Durumlarımızın iyileştirilmesi, intibakların yapılması, birin dördünün içinin doldurulması. Hepimizin ortak menfaatidir. Oya bizi kandırıyor, kazıklıyor, sistemden çıkanları postalıyor, hiçbir şey vermiyor. Bunlar bizim ortak menfaatlerimiz. Dolayısıyla ne yapacağız? Akıllı insanlar böyle yapar. Sağcı, solcu, komünist, faşist, Alevi, Sünni, Arap, Çerkez, Laz bir kenara bıraktık. Açız hepimiz. Fevera ne diyoruz?
Canımız yanıyor. E gidiyoruz ikinci işte çalışıyoruz. Gidiyoruz taksicilik yapıyoruz. Bir de kafamıza sıkıp öldürüyorlar. İzmir'de yaptıkları gibi. Elimizdeki paraları alıyorlar. Çünkü piyasayı bilmiyoruz. Kandırıyorlar bizi. Götürüyorlar yani paralarımızı. Ortada kalıyoruz. Ondan sonra vay nerede benim silahım? Benim intihar edeyim bakayım. Olmaz arkadaşlar. Açız. O zaman ne yapacağız? Siyasi düşüncelerimizi, etnik kimliğimizi, dinimizi bir kenara bıraktık. Düşüncelerimizi bir kenara bıraktık. Hep birlikte biz astsubayların menfaatleri neler? Hedef belirleyeceğiz. Hedefe doğru ateş edeceğiz. O hedefe doğru yürüyeceğiz. Ondan sonra haklarımızı alacağız. Ha, birbirimize saygı çerçevesiyle, birbirimize öğretmen nizasıyla, bilmediklerimizi öğretmeyeceğiz. Ayrıştırmayacağız. Bölmeyeceğiz. Parçalamayacağız. BÇG ajanlığı yapmayacağız. Çünkü aramızda sahte profilli astsubay profiliyle çıkan subaylar var. Aynı zamanda sahte profilli Batı Çalışma Grubu'nun ajanları var. Aynı zamanda aramızda Çetin Doğan'ın o cephe gerisine çekin dediği bir takım BÇG ajanları var. Bunları hepimiz biliyoruz. Biz bunların hakkında çok güzel bir dosya tuttuk. Şahane dosyalar tuttuk. CD'leri aldık. Bu bizim gazetemizde hakaret eden, şahsımı ölümle tehdit eden o ucuz kahramanlar var. Şeytana hizmet eden, şeytanın boyunduruğu altında olan ucuz kahramanlar var. Geçen günkü Bahattin Çağdaş'ın geçen seneki röportajında da söylemiştim. Burada da söyleyeyim de. Ben Kırıkkale'liyim, ben Keskin'liyim. Bizim oralarda etik adam yapacağız söylemez. Toplum içerisine almazlar, adam muamelesi dahi göremezler. Selam bunlara yaparlar. Etik adam bunu yapar. Sağda solda söylemez. Beni tehdit eder. Bak, o şahsa söylüyorum. Sahte profil biliyorum, fake yani kendisi. Adama şunu söyledim, adresini ver, telefon numaranı ver, ben geleyim ya. Tabi arkadaş bir anda beni engelledi. Çünkü yüreğindeki korku yüreğindeki. Efendilerine güven ediyor. Onun Allah'a inanmadığını zaten bekliyor. O kime inanacağını seçmiş, yolunu seçmiş, tarafını seçmiş. Kısacası tehdit etmeden önce birbirimizi akıllı olacak. Sonucunun nereye varacağını bilmemiz gerekiyor. Kimse Muz Cumhuriyeti'nde yaşamıyor. Burası Uganda Devleti de değil. Uganda Devleti de değil. Benim Allah'a bir can borcum var. Çok tehditler alıyorum. Çok ölüm tehditleri alıyorum ben. Bununla ilgili 30, 40, 50, belki 100 tane dilekçem var Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiğim. Olabilir, tehdit edebilirsin. Devlet seni de erkek bellemiştir, beline bir silah takmıştır. Devlet beni de erkek bellemiş, belime bir silah takmış. Aslanlar gibi vuruşuruz. Beni tehdit edenlere söylüyorum. Aslanlar gibi vuruşuruz. Ama ben öldürmem. Bunu da söyleyeyim. Beni tehdit edenler, onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Ben öldürmem. Amel defterini açarım. Hep günah yazar. Ondan sonra Allah'ın dediği gibi ölüm neredesin? Ama senin için asla ölüm de olmaz, barış da olmaz. Bunu da böyle bilirsin. Daha sonra bir takım sosyal medyada yine haberler çıktı. İşte emekli astsubaylardan bir kısmı ergonokoncular, balyozcular Silivri'ye gittiler. İşte savaşacak general kalmadı. Ordumuz cezaevinde, generallerimiz gitti gibi beyanatta bulundu bir takım emekli astsubay arkadaşlar. Tabii bunlara çok büyük tepkiler yağdı. Ya sen ne yapacaksın emekli generallere sevgili abi? Sen karnın aç. Onu düşün. Karnın aç, aç senin. Bak geçenlerde yine bir sosyal medyada bir emekli astsubay, 4 çocuğu var, 4'ü de özürlü. Git onlara biraz para yardım yap, Allah rızası için. Bir şeyler yap, tedavi yaptır, al çocuklarını okuttur, bir şeyler yap. Sen gidiyorsun, yine yuntacı, darbeci zihniyetin arkasına takılıyorsun. Ve diyorsun ki onlar menfaatlerini savunuyorsun. Orduda general kalmadı. Orduyu tıktılar içeri. Sana ne? Senin yapmış olduğun orada bir yanlış hareket 200 bin kişilik astsubay toplumuna mal ediliyor biliyor musun? Buna hakkın var mı senin? Yok. O zaman olayları güzel tahlil edeceğiz. Olayları iyi irdeleyeceğiz.
Kimseyi zan altında bırakmayacağız. Birçok köşe yazımda her zaman yazıyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Çünkü Allah bana sesimi duyurmamı emretti. Assubay, sana sesleniyorum Assubay. Köşe yazılarımda da çok yazdım. Sana sesleniyorum sevgili meslektaşım. Aklını başına al. Subayların pis işlerinin peşlerine takılma. Onların tuzu kuru. Sen cezaevine girdikten sonra karın perişan oluyor. Çocukların perişan oluyor. Nerede assubaylar diyor. Temat nerede diyor. Bize niye yardımcı olmayalım? Senin bunları bu kadına söylettirmeye hakkın yok. Bizleri zan altına bıraktırmaya da hakkın yok. Subayların pis işlerinin arkasına takılmayacağını hala öğrenemedin mi? Yoldan geçen assubay yok muydu? Yıkıl suçu üzerine bunu söyleyen bir askeri savcı. Zihniyeti görebiliyor musun? Zihniyetin kokuşmuşluğunu, bozukluğunu görebiliyor musun? Biz neyiz? Kimiz biz? Biz assubaylar kimiz? Terörist miyiz? Vatan haini miyiz bizler? Nasıl yoldan geçen assubay yok muydu? Bunu söyleyen bir savcı, bir hakim. Askeri hakim. O yüzden sen hukuk fakültesini bitirdin assubay. O yüzden askeri hakim ve savcı yapılmıyorsun sen. Zihniyet şu, bir harbiyeliği bir assubay yargılayamaz. İşte dar kafalar. İşte bir hastalıklı zabiten kafası. Hukuku bitiriyorsun, askeri hakim ve savcı olmuyorsun. Subay yapıyorlar, yine aynı sınıfını yapmıyorlar. Senin çaprazlama başka sınıfa değil. Subay oluyorsun, albay oluyorsun, kurmay yapmıyorlar. Yedek subay oluyorsun, kurmay yapmıyorlar. Niye? Boğa harbiyelilere aittir. Allah... Özür dilerim. Allah'tan böyle bir vahiy geldi. Sadece kurmay olmak harbiyelilere aittir. Din harbinden çıkarsın. Ne o subaylar? Ne yedik subaylar? Kafaları zehir gibi çalışır. Senin harbiyeli öğrencine kurmayla olmazlar. Kurmayları da ne gördün Nikmala subayken? Çok renkli 10 gamyon, 10 mangamyon diyeyim. Alman gamyonları var mı? Kırtasiye getirdiğimi bildirim. O emek. Şehirlerde, tatbikatlarda her tarafa renkli oklar çıkartıyorlar. Buradan buraya 15 dakika veriyorlar birliğin yürüyüş mesafesine. Mesafe 180 kilometre. 15 dakikada gidecekmiş. Biz böyle kurmayla ne yapacağız? Arkadaşlar, sesime gel, sesime gel deyip de helikopteri yönlendiren kurmaylarla da çalıştık. Geceleyin. Sesime gel, sesime gel diyor. Bak, bu kurmay bir binbaşı. Hepiniz biliyorsunuz bunları. Ama şurası var ya. Yemiyor değil mi konuşmayı? Yemiyor değil mi? Hiçbirinizin yemiyor konuşmayı burası. Korkuyorsunuz. Bir general öyle demişti. Biz assubaylara öyle bir eğitim verdik ki emekli olduktan sonra bile bu ezikliği üzerinden atamayacaklar. Demişti. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Benim gibi birkaç tane de çıban başı çıkıyor böyle. Çıban başı çıkar niye? Çünkü ben Çankırı Assubay Hazırlama Kurulu'ndan yazıyorum. Çankırı Assubay Hazırlama Kurulu, Elektronik Assubay Hazırlama Kurulu. Hepsi kaldırıldı. Neden? Konuyu atladık. Şöyle bir istatistik yapıyor. Yine bizim bu kelli felli generallerimiz var ya. Bu 5-6 üniversite bitirmiş bunlar. Acayip duru görü sistemleri var. Önceden olayları tahmin ediyorlar bunlar. Yine. Oturuyorlar bunlar. Bir bakıyorlar. Bir istatistik yapıyorlar. Hak arayan, üste fiili taarruz eden, insanları toplayan, derleyen kim var diyor, kim bunlar diyorlar. Bir bakıyorlar %99'u Çankırı ve Elektronik Assubay Hazırlama Kurulu, Muhabir Assubay Hazırlama Kurulu personeller çıkıyor, öğrenciler çıkıyor. Ve inanır mısınız? Tek kalemde okulların üzerlerini çizdiler. 2000 yılından beri Genelkurmay istediği gibi assubay yetiştiriyor. Subayların istediği gibi assubay yetiştiriyor. Subaya köle olacak, pis işlerini üstlenecek. Her türlü hukuksuzluğu, yolsuzluğunu üstlenecek assubaylar yetiştiriyor. Örnek. Benim bildiğim kadarıyla Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterinin bir takım aletlerinin sökülmesiyle ilgili 3 assubay tutuklu bildiğim kadarıyla. Bana gelen bir okuyucumun söyledi. Ve bu assubaylar bu aletlerin kimin söktürdüğünü ihbar etmiyorlar savcıya. Savcı diyor ki ben diyor bak serbest bırakacağım diye ihbar ediyorsun. Suçunuz yok diyor. Söyleyin ismini diyor söylemiyor. Kuzu kuzu yatıyorlar içeride. Tabii çoluk çocuk ne halinde ben de bilmiyorum. Bir yerde konu mesela tanırım iyi çocuklardır dedi. Yaşar Paşa'mız var ya.
Adamlar ömür boyu verdiler. Hem de ağırlaştırılmış. Ay söylemez olaydın hem de. Dilin tutulaydı. Görevleri icabı gittiler. O neydi Malatya'da? Mutlaka bombalanmasın mı? Ya bunlar kapıya göre mi gittiler bu casuslar? Bunlar istihbarat işi temizdir bunlar büyük ihtimalle. Adamların görevi gereği. Emri alıyorlar, emri imza alıyorlar. Gidip yap. Emri veren kim? Altındaki kimin imzası var? Necdet Özel Bey. Altında kimin imzası var bunun? O iki astsubayı oraya gönderen kim? Ve yalnız bırakıyorsunuz. Bunları yalnız bırakıyorsunuz. Tabii. Ne oluyor da? Ne oluyor? Ondan sonra bu Ergonokon, Balyo, Andıç, askeri, bilmem casusluk çetesi çıkınca hemen arkadan bir TSK hukuki yardım sandığı kurulması. Bakın emir burada. Bakın. Bak gazoz ağaçları, para ağaçları, astsubaylar, uzmanlar, sivil memurlar. Neymiş? Hukuki yardım sandığına yapılacak yardımlar Vakıf Bank Ankara Sancakbağlı Şubesi'nde bulunan TR bilmem ne ol hesaba gönderilecek. 1 lira. O YouTube'da da bir takım videolar var sevgili okuyucularım. Kurmay albay bir astsubaya nasıl yalvarıyordu 1 lira vereceksin diye. Değil mi? Astsubay da vermek istemiyordu. Tehdit ediyordu. Esas duruşunu bozma. Atarım seni içeriye. Ceza veririm. Astsubay da direniyordu. Vermeyeceğim o 1 lirayı diye. Ya sen devletin bir kurmay albayısın. 1 lira için bunun kadar alçanılmaz mı? Ne için? 1975 yılında astsubaylar yürüyüp hak aramaya başladılar. Bu arada onları da unutmayalım. Ellerinden öpüyorum o cesur insanların. Onların aldıkları haklarla biz gidiyoruz. Hak hırsızıyız biz. Birileri yapsın, perişan olsun, biz alalım gidelim, devam edelim. Onlar yapar, biz de alırız. Bu zihniyeti ne zaman bırakacağız sevgili okuyucular? 1975'te ne oldu? Astsubaylar yürüdü. Onlar için kuraydınız hukuki yardım sandığını. Baktınız patır patır subaylarınız elden gidiyor. General ellerden gidiyor. Yaslanın astsubaylara. Tek umudumuz onlar. 200 bin astsubay çarpı 1 lira. 80 bin uzman çarpı 1 lira. 50 bin sivil memur çarpı 1 lira. Avukat parası. Işık koşanlar öyle söylüyordu ses kaydında. 1 trilyon paramız var. Halledelim şu işleri. Güzellere tezgah açılmış. Erkeksin verme. Tıkarsın içeriye. Mesai yaptırırsın. Nöbet yazdırırsın. Ceza verirsin. Değil mi? İnsanlık onura yakışmayan hareketlerde bulunursun. İntihar için zemin hazırlarsın. İntihar ettirirsin. Orası da var. Kısacası arkadaşlar hoş konular değil ya bunlar. Birilerinin çıkıp da birlik beraberlikten bahsedip arkasından da tezgah açması var. Hoş değil. Ben hiç hoş karşılamıyorum. Suç duyurusunda bulunabilirsin Necdet Özel istiyorsan. Dediğim gibi savaşım asla bitmeyecek. Buradan astsubaylara şunu sesleniyorum. Sen astsubay konuşma zamanın gelmedi mi? Konuşmayacak mısın? Susacak mısın? Susan hükümsüz şeytan. Suça ortak oluyorsun. Alet oluyorsun susmakla. Yaşadığım yerde bir dükkanda bir astsubayın hanımı geldi. Emekli astsubayım demeye utandım. Utandım. Bir astsubayın hanımı geldi. Cep telefonlarını satıyor. Dedim hayrola bayan niye satıyorsunuz? Çocuklarımı okula yazdıracağım dedi. Gerisini siz düşünün. Gerisini siz düşünün. Açız ya. Çoluk çocuk açız. Konuş. Allah için konuş. Peygamber için konuş. Kur'an için konuş. Yüreğinde gizlediklerini de Allah biliyor, açığa vurduklarını da Allah biliyor. Bunun hesabını veremez. Bu dünyada perişan ol. Konuşacaksın. Bu kamuoyu her şeyi bilecek. Silahlı kuvvetleri şahsi menfaatler için kullananları da bilecek. Çocuklarını elin kendisine emanet ettiği bu milletin evlatlarını nasıl heba edildiğini de bilecek. Sen tankçı astsubay. Terörist gruba tankla ateş ettin diye sen yargılanmadın mı? Yargılandın değil mi? Sen konuş. Yoksa Allah'a hesap veremez. Bunun haricinde diğer bir önemli konu son iki başlık kaldı sevgili okuyucularım. Ben gazeteciyim. Bana diyorlar ki bazı okuyucular emekli astsubayım demekten niye imtina ediyor?
Yo, asla insana yok. O benim ne istiyorum? Çok da sinirliyim. Asla da hainlik etmedim ben. Şerefime, namusuma halel de getirmedim ben. Gazeteciyim. Üniversitesini okudum. Çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. 1983 yılından beri hayalimdi bu benim. Askerlik benim karakterim değil, mizacım değil. Bunu emekli olmadan önce de anladım zaten. Ama bir kere işin içerisine girmiştik. Gazeteciliği bana yakıştıramayanlar var. Sevgili dostlar. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir örnek vereyim ben size. Mardin'deyiz. Bu Amerikalılar geldi. İkinci Körfez Savaşı'ndayız. Ortalık birbirine girdi. Benim bir bacanağım vardı o zamanlar. Ufuk İpkırmaz. Hüseyin Ufuk İpkırmaz. Kulakları çınlasın. Sevgili dostuma da selam ediyorum. Bu ana dili gibi İngilizce bilir. Ana dili gibi İspanyolca bilir. Bu. O zamanlar Amerikalı askerler subay gazinosunda oturuyorlar. Amerikalı subaylar da subay gazinosunda oturuyorlar. Orada bir Juan vardı, helikopter pilotu İspanyol. Bundan İspanyolca konuşuyor. Bu şakır şakır böyle benim bacanağım. Yani resmen Türkçe gibi akıtıyor böyle. Döktürüyor. O zaman herhalde Trakya'da bir 95. zırhlı tukarı mı ne vardı bildiğim kadar. Oradan bir nöbetçi üsteğmen aynen şunu söyledi. Asubaylar dedi, asubay bölümüne gitsin. Kibirine. Neden biliyor musunuz onu söyledi? Çünkü bu Hüseyin Ufuk Kırmaz benim bacana ana dili gibi İspanyolca konuşuyor. Amerikalılar da duyuyor mu duyuyor? Juan da İspanyolca konuşuyor. Çekemedi. Kıskandı. Kibir ya. Sen öğren, sen de danış. Ama biz asubaylar görevdeyken ne dedik? Mesela ben çok duydum. Hüseyin Ufuk Kırmaz için. Ya asubay İspanyolca bilir mi? Nereden bilecek İspanyolca? Ne İngilizcesi? Nereden anlar o adam? Gazeteci, Mustafa ne gazetecisi? Bu adam ne bilir gazeteci? Asubay değil mi? Yakıştıramıyor. Ama rota haberde emekli bir yarbay var. Peşinde koşturuyoruz. Yaşamak için ya onurlu olacağız ya da birinin kıçını atsın diye gibi yapışacağız yani. Değil mi? Kendimiz olamıyoruz. Değil mi? Hakan Fidan müsteşar 86'lı muhabereceğiz şu askeri kamptan biliyorum ben onu. Atat'taki Karamürsel Ertek kampından biliyorum. Yakıştıramıyoruz bazı asubay arkadaşlar ona müsteşarına. Asubaylar için ne yapmış? Asubaylar için elini taşın altına atmış mı? Sen ne yaptın asubaylar için? Sen elini taşın altına soktun mu klavye kahramanlığı yapmaktan başka? 21 asubay Ankara'da yargılanırken gelip destek verdin mi? Paranız var mı? Avukat yardımı yapalım mı? Dediniz mi? Sen. Önce Hazreti Ali'nin güzel bir lafı var. Bir başkasını düzeltmek istiyorsan önce kendini düzelt. Önce kendini düzelt. Bırak insanları sıkma. Daralandır, kısa paslaşmalar yapmıyorum. Gazetecilik benim istiyorum. Ben 60 milyar dolarlık holdingin yolsuzluklarını ortaya çıkardım. Titrettim mi bunu? O zaman saygı duy. Demek ki ben senden daha akıllı. Eğer sen akıllı olsaydın sen gazeteci olurdun. Demek ki ben senden daha akıllı. Akıllı insanın önünde saygıyla eğilmesini bil. O sebepten dolayı birbirimize kurt takmayacağız arkadaşlar. Medyada emekli subaylardan böyle iki kalem almış karalıyor. Bizimkiler de veriyor coşkuyu ona. Assubay hakları ile ilgili. Vay Tevfik abicim, canım abicim, bilmem neyim, sen süpersin, assubay dostusun. Anam şöyle söylerdi, gariban anam. Keçi dörüsünden post olmaz, eski düşman, eski düşman dost olmaz derdi. Doğru söylüyor. AKP'nin milletvekili var, tüm general bir tane. Peşine takılmayacağız. Onurlu yaşayacağız. At sineği gibi kışında gezmeyeceğiz. Kendimiz olacağız. Güçlü olacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Yumruğumuzu masaya koyacağız. 2,5 milyon oyumuz var. Ankara'daki assubaylar bir milletvekili çıkartamaz. İstanbul'dakiler, İzmir'dekiler. Bu işler böyle değil arkadaşlar. Ona buna kul takmakla, assubaya gazeteciliği yakıştırmamakla, assubay ana dili gibi İspanyolca biliyor, geç bunu bu assubay, ne işe yarar bunun İspanyolcası demek de bu işler değil. Oku sen de. Nazar etme.
Bu arada son zamanlarda bana okuyucularımdan çok telefonlar geliyor. O yapıyla ilgili bir takım problemler yaşıyorlar. Efendim, işte ne bileyim birliğindeki subaylarla ilgili problemler yaşıyorlar. Avukat ihtiyaçları duyuyor. Ben de bizim TEMAT diye bir kuruluşumuz var, derneğimiz var. Oradaki avukatlara telefon etme ihtiyacı duyuyorum. Erkan'dı galiba, avukat Erkan'dı. Oradaki sekreter de beni iyi bilir. Numaramı da bırakmıştım. Hani başkasına gitmesin, askeri konulara vakıf, oya konularına vakıf buradaki avukat arkadaşlar. Eğer tutacaksa para başkasına gitmesin, TEMAT'taki avukat arkadaşlarım da gitsin, kendi meslektaşlarımız kazansın gibisinden arıyorum, geri dönmelerini bekliyorum. Kimse dönmüyor. Kibir. Kibir. Neydi arkadaşlar? Şeytanın en çok sevdiği. Allah ne diyor biliyor musun? Kibirlenerek ve böbürlenerek yeryüzünde gezme. Sen kuvvetçe dağları yıkamazsın. Nehirler kadar yol da alamazsın. Herkes astsubay kelimesi için çalışacak. Astsubay kelimesi için. Astsubayın birinin başı belada mı? Hemen biri avukat yardımı yapacak. Tepesine çökeceğiz. Sahipsiz zannetmesinler. Birileri de birlik beraberlikten çıkıp bahsediyorlar ya. Ne birlik beraberliyse ben anlamadım. Ya. Çakamadım yani, çözemedim ben bu olayı. 22 sene boyunca ben görmedim birlik beraberliği. Necdet Özel, sen nerede gördün? Sen nerede gördün? 92 ile 98 arası operasyon birliklerinde hiç birlik beraberlik var mıydı? Tehditle, şantajla, insan yığınıyla terörle mücadele ettik. Akılla değil, silahla değil, insan yığınıyla öne sürdük. Nasıl olsa arkadan geliyor, yolda. Değil mi? Bir fıkra vardı, onu anlatmayayım. Padişah söyle de diyor köylü Mehmet Ağa Yeniçeri'ye. Padişah görüp söyle de diyor, bana güvenip diyor. Sağda solda savaş açma. Bozum da bu kadar. Kimse kimsenin evladı şeyine güvenmesin. Milletinde bir sabrı var. Artık bak sosyal medya var. Askerler anlatıyor gibi bir takım siteler var, bilmem neler var. Günübirlik kimin ne pislik yaptığını teker teker yazıyorlar. Onları iyi takip ediyorsunuz, siz biliyorsunuz. Tankçı albay bizi takip ediyormuş ya. Kimse o da. Etsin bakalım nereye kadar edecek. Bizim Allah'ımız var. Bizi Allah takip etsin. Senin takip etmen pek ırgalanmıyoruz albay. Önemli de değilsin bizim için sen. Öyle cafcaflı rütbelerin, şuradaki şerit rozetlerin filan da bizi pek ırgalamıyor. Ya yüreğindeki korku var ya, yüreğindeki korku. Boğar seni, boğar. Kibir yapma, kibir yapma. Sevgili kamu emekçileri, ok okuyucuları, gündeme dair bir takım değerlendirmeler yaptık. Ben yine söylüyorum, Abdurrahman Dilipak hocamın bir yazısı vardı, subaylar konuşmadan bu pis işler çözülmez diye. Tekrar yeniliyorum bu konuşmamı. Korkmadan, yalnızca ve yalnızca sizi yaradan Allah'tan korkarak yola çıkın. Yüreğinizde gizlediklerinizi söyleyin sevgili okuyucular. Susmayın, suça ortak olursunuz. Sizin tek güveneceğiniz bir merci var, Cumhuriyet Savcılıkları ve hakimler. Cumhuriyet Savcıları çok iyi insanlar, dertlerinizi dinliyorlar. Arada birkaç tanesi çıkıyor. Ama haklısınız, buna bir şey demiyorum. Başka savcılara gidin. Dertlerinizi anlatın. Delillerle birlikte, iddialarınızı ispatlayan delillerle birlikte savcının önüne evrağınızı koyduğunuz zaman iş bitiyor. Araştırıp soruşturmak zorunda. Diğer bir önemli konu, intiharlara parmak bastık. Benim kamu emekçileri, o web gazetesi okuyucularım asildir. Merhametlidir. Bilgilidir. Kültürlüdür. Allah'a inanırlar. Dostluk nedir bilirler. Arkadaşlık nedir bilirler. Hainlik nedir bilmezler. Vatan satma nedir bilmezler. O yüzden intihar etmeyeceğiz, mücadele edeceğiz. Mücadele edelim için. İstediğin kadar günah işleyebilirsin. İstediğin kadar. Allah diyor ki, tövbe edin, bağışla. Ama intihar yok. Bağışlama yok. Cehennemin dibindesin de kesin yok. Allah da konuşmuyorsun. Buyur. Çok sevdiğin eşiğin seninle konuşmuyor.
Ne yapacaksın? Anan yok, baban yok. Kardeşlerin yok, çocukların yok. Onlar. Burada subayların sosyal medyada organize olmaları çok güzel bir olaydı. Gazete yönetimi olarak biz bunu destekliyoruz. Her zaman arkasındayız. Asubayların hak araması ile ilgili haberleri zaten her zaman yapıyoruz. Eksik kalmasın diye bir önemli konu var. Benim temat başkanı Ahmet Keser'den, Sayın Ahmet Keser'den bir ricam olacak. Sayın Ahmet Keser, astsubay hakları, astsubayların, uzmanların, sivil memurların OYAK haklarıyla mücadele eden web gazetesi, siteler, gruplar, bunların yöneticilerini yarım elma gönül alma misali bir kahvaltıya davet edin. Bir kahvaltıya davet edin. Hepimiz ölüp gideceğiz. İnsanlar seni güzel hatırlasın. İnsanlar iyi bir lider olduğunu düşünsünler. Toparlayıcı, derleyici, abilik yapan. Güzel bir lider. Bak gazetemizin 100 bin okuyucusu var günlük. Temat'ın sitesine günde 100 bin kişi giriyor. Benim gazeteme Amerika'dan giriyorlar. Benim gazeteme Avustralya'dan, Çin'den, Japonya'dan, Avrupa ülkelerinden her taraftan en az günlük 10 bin okuyucum var. Diğer Avrupa ülkelerinden, dünya ülkelerinden. Dolayısıyla Sayın Ahmet Keser, sana yakışan iyi bir lider, iyi bir lidere yakışan, ki ben öyle olduğunu düşünüyorum, bu astsubay haklarıyla uğraşan site, gazete, bunların yöneticilerini çağır. Birileri sana kırkın. Belki söyleyemiyor. Sana karşı da olabilirler, eleştirebilirler de sen bunları hoş karşılayacaksın. Eleştirileri dikkate al, düzeltmeye çalış kendini. Ama en önemli konu şu, astsubayların hak alma mücadelesi yolunda ilk atılacak konu, bu site, web gazetesi, grupların, yüz binler, yani kısacası 1 milyonu aşkın insanın bu sitelerin, gazetelerin yöneticilerini bir kahvaltı alacağı. Hiçbir yerin eksilmez. Daha da yücelirsin. İnsanlar sana inanıyorlar, güveniyorlar. Sen iyi bir lidersin ve bir abilik yapacaksın. Bir yol haritası çizeceğiz biz. Sen televizyonlara çıkıp sağda solda basın açıklamaları yaparken biz medya ayağını yürüteceğiz bu işleri. Organize olacağız kısacası. Ve birilerinin dediği gibi hiçbir zaman bir araya gelemezler. Yani Metekin Paşa var ya, onun tezini çürüteceğiz. Metekin Paşa. Madalyalarımı askeri müzeye şey yapmıştım, teslim etmiştim işte altın kılıçlarımı falan. Oradaki depocu astsubay çalmıştır. Şimdi televizyona çıkıyor bak. Bunu söylüyor. Devletin genelkurmay başkanı, cumhurbaşkanı. Neymiş? Madalyalarını falan depoya teslim etmiş askeri müzeye. Oradaki mal sorumlusu gariban oradan atınca astsubay da bunları çalmış. Ya şimdi bilin bir şey söylemeye var mı diyor. Çünkü hükümet yasakladı o söyleyecek. 3 yıl ceza var diyor. Söylemeyin. Kısacası netekim ölemiyorsun. Ölemiyorsun, biliyor musun? Sürünüyor. Daha da ölemeyeceksin sen. Daha da ölemeyeceksin. Bekle. 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 Daha da ölemeyeceksin. O gariban depocu astsubay, hırsızlıkla suçladığın depocu astsubay, senin kanlı madalyalarını ne yapsın? Bit pazarına götürse 5 lira bile etmez. Hakkınla mı aldın onları? Siz astsubayların köküne kurban olun. O haysiyetli, şerefli insanlara kurban olun eminim. Onlar olmasa ordunuz çoktan yok olup bitmiş. Kurban olun siz astsubaylara.